Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kostümden ya. Ter içindeyim. Ne yaptılar? Sahne hazır mı acaba? Artık bir prova alsak. Bilmem. En son sistemiyle uğraşıyorlardı. Uzun sürer o. Baksanıza. Kaçta bu tiyatro oyunu? Oyun. Bir saat sonra. Bir saat sonra. Sizden bir iyilik isteyebilir miyim? Tabii. İyi günler. Feriha. Nişanda okuldan arkadaşın yoktu galiba. Evet. Tanışmak isterdim okuldan arkadaşlarınla. Okuldan pek kimseyle görüşmüyorum. Şu bayanlarla nasıl konuşacağını bilmeyen miyim? Senin artık nişanlı bir bayan olduğunu biliyor değil mi? Hayır, bir şey dediğimden değil de tekrar rahatsız ederse seni. Bu konuyu kapatmıştık Halil Bey. Sen de şu bey lafını kaldırsan artık. Olmaz mı? İyi günler. Tiyatro kulübümüzün oyununa davetlisin. Anlamadım. Konferans salonunda bir oyun gösterimimiz var. Alt sınıftan bazı arkadaşlarımızı da davet ettik. Ha, teşekkür ederim ama dersim var benim. Gelemem. Hangi ders? İktisat. Ha, o ders iptal oldu. Hadi bizimle gel. Yok, en azından bir bakayım. Gelemem. Yok, yok. Biz baktık. İptal o ders. Hadi gel bizimle. Şanslı kız. Yerinde olmak isterdim. Böyle oturabilirsin. Bizden kimse yok burada. İşte dedim ya seni seçtik diye. Arkana yaslan, rahatına bak. Hadi otur. İyi seyirler.
Şu ışığın altında parlayan kıza aşığım. Ben karanlıktayım. Ve ben o ışığı kaybettim. Kaybettim. Çünkü nasıl sevilir bilmiyordum. Kaybettim. Çünkü masumiyeti tanımıyordum. Sen yokken her şeyi öğrendim. Sen yokken sevmeyi öğrendim. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Neden böyle bir şey yaptın? Bunu bekliyorum sen. Bu yaşadıklarımızın hepsi benim hatammış. Benim körlüğümmüş. Ne demek istiyorsun? Her şey lise geldiğin o gece bozulmuştu. Sana inanmadım. İlk kez o gece elini tutmuştum. Ve seni ilk kez o gece kırdım. Neden bunları anlatıyorsun anlamıyorum. O hap Hande'nin tuzağıymış. Sana tuzak kurmuş. Oturup izledim. İzledin mi? Koray, o gece çekim yaparken hepsini kayda almış. Hepsi bir CD'de kayıtlı. Sana nasıl tuzak kurduklarını oturup izledim Feriha. Hiçbir şey anlamıyorum. Feriha, sen hep masumdun. O kadar masumdun ki yüzüme bak. Ben belki de buna inanmadım. Her şey yeniden başlıyor. Biliyorum bana güvenmiyorsun, inanmıyorsun ama bundan sonra sadece biz varız. Tek gerçek biziz Feriha. Bundan sonra susmak yok, kaçmak yok. Emir ne olur? Feriha, her şeyi konuşacağız. Günce'yi, Hande'yi, her şeyi. Artık hiçbir önemi yok. Artık çok geç. Geç mi? Bu kadar mı kaybettim seni Feriha? Sus lütfen. Peki. Şimdi susuyorum. Ama senden vazgeçmiyorum Feriha.
Biliyorum bana güvenmiyorsun. Ama güveneceksin. Senin yeniden kazanacağım. Bunu yapacağım. Alacağız yüzüğü, alacağız. Alacağız, alacağız. Neredeymiş anne? Şeydeyim şimdi, aradım babandan gizli. Otobüsten indim anne, geliyorum, yoldayım dedi. Gelir birazdan. Gelir. Olur. Ay, kız, 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 dur, 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 dur. Kız nereye gitti? Allah canım. Zehra. He. Mehmet mi geldi? Ay yok, gelmedi. Kapı şey oldu, çarptı. Kahve yapayım sana. Olur. Hadi geç geç otur geç. Gerizekalı hırsız. Hırsız. Kızım sakin ol. Yürü. Alacaksın o yüzüğü Mehmet. Tamam. Alacaksın onu, ağzını burnunda atacağım seni. Ya tamam alacağız. Allah Allah, manyak mıdır nedir ya? Gerizekalı ya. Kızım delirtme beni. Alacağım dedim, alacağım. Ne yapıyorsun? Sana ne oluyor lan? Kardeşim o benim. Sen kimsin? Kardeş kavgası. Ne gülüyorsun lan? Psikopat mısın? Emir. Ne yapıyorsun? Bıraksana. Yok bir şey canım. Kardeşler kavga ediyor işte. Gülüyor ya. Yürü sen de. Kafayı mı yedin nedir? Hadi. Bırak. Sal. Ay yaşam ataydı ama. Resmen mahalle kavgası. Sen nereden tanıyorsun o kızı? Tanımıyorum. Perihan mı ne bir şey diye fırladın indin arabadan? Tanımıyorum dedim o kızı. Anladın mı? Tanımıyorum. Yukarıda çok güzel bir kafe var. Kahvaltıları harika. Afiyet olsun. Hayvan. Ne yaptın Emir? Bunu bize yaptın mı gerçekten? Biz? Ben yalancıydım. Sen ne oldun şimdi? Beni bütün yüzlerimle seveceğini söyleyen sen değil miydin? Tek gözüm bu işte. Bak bana. İyi bak. Sana o sözleri veren bu adam mı? Thank you.
Sen yanımdayken bana hiçbir şey olmaz. Her şeyim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Her şey. Yapacağın hiçbir şey, vereceğin hiçbir acı beni seni sevmekten vazgeçiremez. Hande evde mi? İçeride evdeydim. Hande! Emir ne oldu? Sen ne yaptın ya? Hı? Ne yapmışsın gene? Hande nasıl yaptın Feriha'ya? Nasıl hap verdin? Emir. Ya ne saçmalıyorsun sen? Oyun bitti Hande. Her şeyi gördüm. Feriha'ya yaptıklarını izledim. Sensiz boğazımdan geçmedi lan. Emir. Emir gitme böyle ne olur. Çok sarhoştum. Ne yaptığımın farkında değildim. Senin yüzünden ona neler yaptım. Ben senin yüzünden ona neler yaptım. Hepsi senin yüzünden Hande. Emir, Emir böyle gitme. Böyle gitmene dayanamam. Ya ona bir şey olsaydı? Ya Feriha'ya bir şey olsaydı Hande? Ya Emir. Neden yaptın ha? Neden yaptın? Çünkü ben... Emir. Ne istersen yaparım. Ama ne olur bana böyle bakma. Tamam. Gidin Feriha'dan özür dileyim. Ne istiyorsan yapayım. Ama ne olur. Sana yalvarırım bana böyle bakma ne olursun. Feriha'dan uzak dur. Emir. Emir bekle. Emir ne olursun bekle. Emir yalvarırım gitme Emir ne olursun gitme Emir. Emir ne olur gitme Emir ne Emir. Olur. Koray şimdi değil. Emir ne olur gitme. Hande bizden uzak dur. Feriha'dan uzak dur. Sen yaptın. Sen yaptın ya. Sen beni bitirdin ya. Hande. Bitirdin sen. Hande bak. Senden nefret ediyorum Koray. Nefret ediyorum. Her şeyi gördüm.
Hande, Feriha'ya tuzak kurmuş. O hap, Hande'nin tuzağıymış. Feriha hiçbir şey yapmamış. Yine hiçbir şey yapmamış. Bir CD senin kapının önündeydi. Oturup izledim hepsini. Sen hepsini biliyordun. Tabii ya. O gece hepsini sen çektin. Yapamadım be kardeşim. Söyleyemedim. Yapamadın. Yapamadın tabii. Hande'yi korumak için yapamadın. Peki ben ne yaptım Koray? Ha? Ben Feriha'ya ne yaptım? Değilim ki. Hadi yukarı çıkalım. Ben değilim ki. Ben değilim ki. Neyse, sormak istediğim, merak ettiğim bir şey var mı? Senin başka bir programın var galiba. Aslında evet. Ama okulla ilgili seni yeterince aydınlattıysam... Tabii. Çok teşekkür ederim. Tamam o zaman. Ne tarafa gidiyorsun acaba? Yani benim arabam yok da bu saatte taksi bulmam da çok zor oluyor. Tam trafik saati. Haklısın. Tamam, ben bırakayım seni. Ne tarafa gidiyorsun? Etilere. Eve gidiyorum. Hadi ben de o tarafa gidiyorum. Reha, biz çıkıyoruz kızım. Şimdi cuma trafiği beterdir. Mehmet otogara geçecekmiş zaten. Sen kal istersen Zehra. Yok yok, kara kızım bekler beni. Çöpü unutma ha. Tamam anne. Haydi kızım. Hadi, hoşça kal. Canım, yoldayım. Benim de kısa bir işim var. Evden çıkacağım ama döneceğim hemen. Annemler halamları almaya gitti. Çok az vaktim var. Ya...
Çok sıkışıksan yarın falan görüşürüz. Hayır. Hayır, bugün. Tamam o zaman. Ben şimdi bir arkadaşı bırakıyorum. Etiler tarafındayım zaten. Haber veririm. Tamam. Kız arkadaşınla mı konuştun? Çok mu belli oluyor? Biraz. Ne zamandır birliktesiniz? Epeydir. Özel konularda konuşmayı pek sevmiyorsun galiba. Konuşursa özel olmazdı değil mi? Soldan gireceğiz. Soldan. Buraları iyi biliyorum. Geldik sayılır zaten. Hangi apartman? İşte burası. Burası. Evet. Ha, siz aynı apartmanda oturuyorsunuz. Kiminle? Kız arkadaşımla, yani Feriha ile. Tanıyor musun onu? Aa, evet tabii tanıyorum Feriha'yı. Ya iki dakika benimle yukarı çıkar mısın? Babam babana bir şey yollamıştı da evde unutmuştum. Sana versem akşam evde babana verirsin. Tabii tabii olur. Hadi. Bir dakika, nasıl yani? Anlamadım. Burası Feriha'ların değil mi? Ha yok, aşağıda oturuyor Feriha. Allah Allah. Ben yanlış hatırlıyorum herhalde. Gelsene. Babam yollayacağı dosyayı nereye koydu hatırlamıyorum. Aramam lazım. Geldin yani daha önce Feriha'lara. Evet, bir kere geldim. Zehra teyze. Zehra teyze. Çöp var mı? Var tabii. Bir dakika. Feriha.
Özür dilerim. Yani ben biraz hatırlıyorum olanları. Çok utandırdım seni. Ya ne olduğunu söylesene. Ne olur bir şey söyle. Sen söyle. Ben bilmiyorum. Anlamadım. Yani bir şey oldu ama. Niye öyle bakıyorsun? Bir şey söylesene. Konuş. Neden yaptın Feriha? Ne yaptım ya? Yeter artık Feriha. Yeterince aptal yerine koydun zaten. Sen kimsin ya? Kimsin sen Feriha? Evet, hap. Ben onu bilmeden aldım. Benim başım ağrıyordu. O kızla karşılaştım. Başın mı ağrıyor dedi. Benim de migrenim var, ağrı kesicim var dedi. Ben onu ağrı kesici diye aldım. Bana inanmıyor musun? Yapma Feriha. Senin kadar akıllı bir kız daha inandırıcı bir senaryo da yazabilir. Belki adamın biri gazozuna ilaç da atmış olabilir. Hı? Çok klişe ya. Ama tutar. Bu yüzden mi içki içmiyordun Feriha? Kendini büyük eğlenceye hazırlamak için. Sen bağımlısın diye ailen bu yüzden mi seni bu kadar sıkıyor? Ama tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadın. Şu gece hayatında bilmediğim, ezberlemediğim senaryo kalmadı diyordum. Ama sen benim ezberimi bozdun Feriha. İçeri geç, ben geliyorum. Emir, sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Mekanda haplandığı yetmiyormuş gibi bir de tutup eve mi getirdin onu? Baba, sakın, sakın devamını getirme. Bana bak, malına sahip çıkamıyorsun, bari soyadına sahip çık. De ucuzluktan aldığın karıları karşıma çıkarma bir daha.
Şimdi size işletme kulübünün bir projesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Üst sınıflardan arkadaşlarla eşleşip hayali bir şirket işleteceksiniz. Bu sizin dönem projeniz olacak. Bu projede birinci sınıftan arkadaşlarla birlikte çalışacaksınız. Üst-as ilişkisi çerçevesinde partnerinizle birlikte hayali bir şirket kuracaksınız. Eşleşme listelerini panoya astık. Feriha Yılmaz sensin değil mi? Evet, merhaba. Saner sen de. Evet, işletme partnerim. Memnun oldum. Nasıl yapalım? Bir saat sonra işletme kulübüne gel. Ben kulüp başkanıyım. Tenha da olur. Kafa yorup ne yapacağımıza karar veririz. Tamam, görüşürüz. Arkadaşım bakar mısın? Sen... Proje ortağın. Evet, tanışma faslına geçmemize gerek yok herhalde. Başlayalım mı? Ben başkasıyla eşleşmiştim. Başkası yok, ben varım. Saçmalama. Daha fazla saçmalayabilirim. Ne demek bu? Buradan çıkamazsın demek. Sen ne zannediyorsun kendini ya? Nasıl bir şey bu? Kendini çalışmaya hazır hissettiğinde haber ver Feriha. Ben buradan hemen, şimdi. Ne fark eder? Şimdi çıksan yarın yine yanında olacaksın Feriha. Bu projede benimle çalışmak zorundasın. Bak ben sana başkasıyla eşleşmiştim diyorum. Ben de yine eşinim diyorum. Hem o çocuk başkasıyla çalışacakmış. Bu yaptığın resmen zorbalık. Zorbalık mı? Zorbalık ne biliyor musun? Zorbalık günlerdir bana yaptığın şey. Bize yaptığın şey Feriha. Ne istiyorsun? Eski günlerdeki gibi mi olalım? Feriha kaçar, Emir kovalar. Emir yakalar, Feriha yine kaçar. Emir bırak artık, gideyim lütfen. Bırakamam. Denedim. Ama bırakamıyorum. Bence artık sen şu inadını bırak da eskisi gibi olalım. Yeter artık. Bitti diyorum. Daha kaç kez söyleyeceğim? Bitti mi? Başladığı gibi bitti. Öyle mi Feriha? Peki nasıl başlamıştı hatırlıyor musun? Ben sana hatırlatayım. İşte böyle başlamıştı. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne zannediyorsun sen beni?
şey senin istediğin gibi olacak değil mi? Yolumu kesersin. Kapıları kapatır, beni zorla öpersin. Geçmiyor. Aklımdan çıkmayacak. Merak etme. Levent Hoca'nı mı bekliyorsun? Evet, Levent Bey'i bekliyorum. Bey deme, sinirim bozuluyor. Bugüne kadar bir kere bile adıyla hitap etmedim. Sen istemiyorsun diye değiştirecek değilim. Benim ne istediğim senin için ne değiştiriyor Feriha? Anlamıyor musun? Adam burada, okulda. Kimin için burada? Kimin için burada Feriha? Bugünün konusu bu mu? Bunu mu konuşacağız yani? Söyleyene bak. Sen benimle neyi konuştun ki? Niye konuşayım ki ben seninle? Aa, eve niye Haciz gelmedi hala? Ben seni kullandım. Sınıf atlamak için. Seni kandırdım. Niye hala Haciz gelmedi? Ne bekliyorsun ki? Feriha üstüme gelme. Neden? Gelsem ne olur? Daha fazla ne yapacaksın? Yine o gece değil mi? Feriha, o gecenin tek mimarı ben değilim ki. İçini rahatlatmaya çalışıyorsun. İğrenç. Okula seninle konuşmaya geldim ama karşıma o herif çıktı. Konuşamadım. Şimdi sen beni dinleyeceksin, ben de seni dinleyeceğim Feriha. Neden dinliyorum ben seni? Sen şimdi istiyorsun, şimdi hazırsın diye mi? Artık susamazsın. Yok ya. Ben sana defalarca anlatmaya çalıştım. Bir kere bile dinlemedin. Şimdi ben de seni dinlemiyorum. Senin beni zorlaman lazımdı konuşmam için, dinlemem için. Beni defalarca kapı dışarı ettin be. Ağzımdan çıkan tek kelimeye bile inanmıyordun. Ne anlatabilirdim ki ben sana? Bana inanıyor musun Emir?
İnanmıyorsun. Ben de sana hiçbir şey anlatmıyorum. Dinleyeceksin Feriha ve konuşacaksın. Bu ne be? Konuş Feriha, dinle Feriha, ağla Feriha. Hadi bayıl bir de Feriha. Ben istediğim her şeyi yaparım. Yap be. Ne yaparsan yap. Koray. Hı. Bana Hande ile ilgili söylediklerin doğru muydu? Nereden çıktı şimdi? Doğru muydu? Ertesi günü ben sana ne dedim kardeşim? Umut gitsin demedim mi? Hande ile ilgili değil demek. Kim peki? Kim kim? Koray, bana mı yedireceksin? Görmüyor muyum sanıyorsun suratını? Hı? Kim? Efkara birim lazım be kardeşim. Bu gece de böyle işte. Hem sen bana söylüyorsun ama senin suratında hiç fena değil söyleyeyim. Feriha ile koptuk biraz bugün. Sen aylarca bu kızın peşinden koşmadın mı kardeşim? Şimdi ne bu koptuk ayakları falan? Ha? Sen bu kızın başından beri zor olduğunu bilmiyor muydun zaten? Kendine gel. Başta sana çekici gelen bu kızın zor olması değil miydi? Sürpriz var mı? Yok. Sürpriz yok. Yok lan tabii. Hem Feriha hakiki kız. Esaslı kız. Zorsa zor. Çok zor, geldiği yerde soluklanırsın. Bir bakarsın, düşünürsün. Değerse devam edersin. Ama sıkıya gelemeyip bu kızı yalan edersen, bak seni it gibi tanıyorum. Sen de yalan olursun kardeşim. O zaman kimse yalan olmasın kardeşim. İyi o zaman gerçeğe. Bana hep seni anlamıyorum diyordun ama ilk kez ben de seni anlamıyorum. Feriha ne yapıyorsun? İyi anne. Bak geçti gitti işte. Öyle geçti gitti. Neyse boş ver. Portakal soyayım sana. Sıkayım ya da nasıl istiyorsun? Bak millet hastalıktan kırılıyormuş. Boğazında bir vitamin geçsin olur mu? He?
Yok sağ ol anne. Üzerimizden en büyük yük kalktı işte. Sen hala benimle uğraşıyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oy anasının yavrusu. Nasıl da bilir anasının huyunu. Kurban olurum anne. Sen benim gözümden ben sen kaşından anlarım değil mi? Canım benim. Feriha ben... Ya seni düşünüyorum. Senin canın neye sıkılıyor anneciğim? Hadi akıt zehrini anacığım. Bir şeyim yok anne. Seni takmıştım aklıma. Bak o da geçti işte. Ama Feriha... Anneciğim... Hani... Konuşmuştuk, anlaşmıştık. Artık... Hiç saklamayacaktın. Ne daha? Neyi saklıyorsun? Sen o... Arkadaşınla kavga mı ettin? Anne yok öyle bir şey ya. Aa sorup durma bana. Sus, bağırma kız. Baban yan odada, şimdi kalkacak. Zaten Mehmet gitti diye adam bozuk. Feriha, hatırla anneciğim. Bana söz vermiştin. Artık anlatacaktın. Hatırla. Yani ders çalışıyorum şu an. Lütfen. Kız şarlama öyle. Şarlama. Annesi kılıklı. Gidiyorum. Çalıştır seni. Efendim? Kapının önündeyim. Ne? Feriha. 10 dakikacık göreyim seni. Hatta... Bir dakika. 10 saniye de olur ama yeter ki gel. Emir saçmalama. Kapıda bekliyorum. Hiçbir şey sorma. Hiçbir şey de söyleme. Saçmalıktı, bitti. Ben buradayım. Sen de buradasın. Tek gerçek bu. Tek gerçek bu. Sen bana ne yaptın Feriha? Ne yapacağım ben seninle? Senden başka hiçbir şey kalmadı sanki.
Ben sana aşık oldum. Emir. Emir. Neredesin saatlerdir ya? Niye gidiyorsun beni uyandırmadan? Seni bırakıp kaçtım mı düşündün? Emir gerizekalı mısın? Çıkıp arayacaktım dışarıda seni. Ya ormanda beni arayacaktın yani. Sen. Bu kadar saat bunları aldın yani. Kızınca çok tatlı oluyorsun. Emir söyle neredeydin? Bu kadar saat alışveriş yapmış olamazsın. Akşamı bekle. Hadi bu sefer yemekleri beraber yapacağız. Birlikte yemek hazırlayacağız dedin, ortada yoksun. Dışarı çıkacağız. Yemek yapacaktık ama. Dışarı çıkacağız, yaparız sonra. Hazır mı?
gözlerini. Niye? Kapat. Açma sakın. Gel. Annemin küpeleri. Sen bunları nereden buldun? Gel hadi. Gerçek. Sen gerçeksin. Smokinim yok. Gelinliğin yok. Parmağına takacağım bir tane yüzük bile yok. Burada. Şimdi. Bu şekilde. Benimle evlenir misin? Evet. Bu duvak bana çok uğurlu geldi. Dilerim size de uğur getirir. Bir ömür boyu, bir yastığa... Bir yüreğe sığın inşallah. Kalbim hayatımın sonuna dek şu an senin için yüzüne gözlerine baktığım gibi çarpacak Feriha Sarrafoğlu. Seni çok seviyorum. Bir ömür seveceğim.